Sultan Süleyman Han Hazretleri. Validem. Aslanım hoş geldin. Validem az evvel öğrendim ki bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Mühim değil. Geçip gitti. Duyunca pek bir endişelendim. Şimdi nasılsınız? Şükürler olsun Rabbime. İyiyim. Gül cemalini bir kez daha gösterdi ya bana. Sebebi neymiş? Neden fenalaştınız? Yaşım kemale erdi aslanım. Bunlara alışacağız. Olacak böyle şeyler. Allah size uzun ömürler versin validem. Gelişinizle can buldum tekrar. Validem müsaadeniz olursa daireme dönmek istiyorum. Zira ziyadesiyle yorgun. Müsaade senin aslanım. Lakin münasip bir vakitte seninle konuşmak isterim. Mühim bir mesele. Elbette validem. Ne vakit isterseniz. Sultanım. Vali Bey. Sizi gördüğüme sevindim. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sizler nasılsınız? Hünkârımız döndü, saadet içindeyim. Malkoçoğlu, sizden bir istirhamım olacaktı. Buyursunlar. Şehzade Mehmet sizi çok sevmiş. Hep sizi anlatıyor. Onun sizin gibi kabiliyetli, bilgili, cesur bir bey tarafından yetiştirilmesini arzu ediyorum. Umarım alakanızı esirgemezsiniz. Şeref duyarım sultanım. Hünkâr, ne çok özledim sizi. Hürrem'im, nasılsın? Neler oldu ben yokken? Malum korkularım var, değil misin? Şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Çok özledim. Seni böyle gülerken neşeli görmek ne büyük mutluluk. Bakma güldüğüme. Keyfim yok esasında. Hayırdır? Sizin seferden sağ salim dönmeniz için adak adamıştım. Kutsal topraklarımızda Mekke ve Medine'de hayır işleyecektim. Validemiz Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den fetva almamı istedi. Ben de mektup yazdım, sordum. Lakin Şeyhülislam Efendi münasip bulmadı. Meğer köleler, yani hareminizdeki cariyeler kutsal topraklara hayır işleyemezmiş. Bunu duyunca çok üzüldüm. Üzüldüğün şeye bak. İnsan bunun için üzülür, dertlenir mi? Madem hayır işlemek istiyorsun, benden sana müsaade. İstediğini yap. Olmaz ki. Yasak. Ben cariyeyim.
Hayır işlemem ancak azat edilirse mümkün olurmuş. Madem böyle kutsal bir gayeyi vazife edindin, evvela ben destek olurum sana. Seni azat ediyorum Hürre. Bundan böyle hiç kimse sana köle, cariye diyemez. Yanımda kalsan. Validemle görüşmem lazım. Beni bekler. Tamam. O zaman ben de lokmalar döktürüp bahşişler dağıtırım. Nereden icap etti bu? Sen beni azat ettin ya. Artık hürüm. Bugün büyük bir gün. Mübarek Mekke ve Medine hayır işlemek nasip olacak ölmeden. Çok şükür. Validemiz duyunca ne kadar sevinecek. Hayırlı sabahlar validem. Sana da aslanım. Bir mevzu hakkında malumat vermek isterim. Dinliyorum. Hürrem'i azat ettim. Ayrıca Mekke ve Medine'de hayır işlemesi için 150 bin akçe ayırdım. Bu mevzuyla bizzat alakadar olup gereğinin yapılmasını sağlayın lütfen. Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Aslanım, ne yaptığının farkında mısın? Zinhar uygun değil. Görülmüş şey değil bu. Ben haremin nizamını sağlamaya çalıştıkça sen bozuyorsun. O kadın nasıl azat edersin? Sizin o kadın dediğiniz benim 4 evladımın annesidir validem. İsterse 10 evlat doğursun. Bu hakkı ona tanıyamazsın. Sarayın, haremin teamüllerine aykırı. İsyan mı çıksın istiyorsun haremde? Daya Hatun. Buyurun sultanım. Mekke ve Medine için hayırda bulunmak istiyorum. En kısa zamanda gereken hazırlığı yap. Nasıl olur? Kölelikten bahsedeceksen meraklanma. Bu sabah hünkârımız beni azat etti. Sizlerle eşit değilim. Cariyesi değil. Ne dedi bu? Azat edilmiş. Yalan söylüyor. Olamaz. Mümkün değil bu. Aslanım, seni defaatle ikaz ettim. Lakin sen hatalarına devam ediyorsun. Hürrem için attığın her adım seni, ailemizi telafisi imkansız hatalara sürükleyebilir, bilesin. Validem rica ediyorum bu bahsi kapatalım. Zira kararımı sizinle tartışacak değilim. Siz benimle ne konuşacaktınız? Asabım öyle bozuldu ki ne diyeceğimi şaşırdım. Mühim bir mevzu olduğunu söylemiştiniz. Ben buraya seni Mustafa ile Mehmet'in sünnet düğününü konuşmak için çağırmıştım. Malum vakit geldi de geçiyor. Ama şimdi kötüyüm. Asabım bozuldu. Bilahare konuşuruz. Nasıl isterseniz valide.
Demek azat edildin. Öyle mi? Öyle. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre veriyor. Şeker Ağa'ya haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtsın. Sümbül Ağa. Sultanım. Bunu kızlara dağıt. Ayrıca kimin ne isteği varsa söylesin. Bizzat alakadar olacağım. Allah razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Daya hatunum, ne yapalım? Duymadın mı sultanım? Ne diyorsa yap. Sultanım, bunu nasıl başarıyorsunuz? Neyi? Yani bütün bu olanları. Baksanıza koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyor. Bu daha hiçbir şey Gül'a. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Yer yerinden? Aman aman. Nasıl ne olacak ki? Gül Ağa. Şeker Ağa. Hürrem Sultan emretti. Derhal lokma dökülecek, şerbet dağıtılacak. Git lokmanı dök, şerbetini dağıt. Hünkârımız Hürrem Sultanımızı azat etti. Artık cariye değil. Bana bak. Buna bir tane lokma verdiğini göreyim. Tillahi şişten geçiririm seni. Aa, benim şişimi biliyorsun. Git! Sen hadi. Git! Kes öyle! Git! Söz alayım. Sen de! Ben gideyim lokmamı dökeyim. Validem sünnet düğün yapılmasını istedi. Vaktidir elbet. Şehzadelerimiz hayli büyüdüler. Lakin muhteşem bir düğün olsun isterim. Bütün payitahta yayılsın bu şölen. Aynı zamanda zaferlerimizin de kutlamasına dönüşsün. Bu vesileyle mağlup olduğumuzu düşünen gafillerin de sesi kesilir hünkârım. Bazı gafiller mağlubiyetle döndüğümüzü konuşurlarmış etrafta. Gayemizden bir haber olan ne bilsin gerçeği? Bırak konuşsunlar. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım, paşam. Nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağ olun sultanım, siz? Şükürler olsun. Daha iyi olmamıştım. Hünkârım, azat edilmem hususunu validemle konuştunuz mu? Konuştum. İcap eden neyse yapılacak. Hünkârım. Sümbül Ağa. Beni emretmişsiniz. Hürrem'e haber ver, yanıma gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Hürrem sultanımız gelemeyeceklerini bildirmemi istediler. Ne oldu, nesi var? Hasta mı oldu yoksa? Ha yok. Sultanımızın sıhhati iyi çok şükür. Nedenini sordum ama cevaplamadılar. Git çağır derhal gelsin. Emredersiniz hünkârım.
hünkârım. Hürrem. Hürrem Sultanımız yanınıza teşrif etmeyeceklerini bildirmemi istediler. Ne demek bu Hürrem? Neden gelmiyorsun? Sana sevgim ve saygım sonsuz Süleyman. Lakin artık gelemem. İstesem de aynı yastığa baş koyamam seninle. Zira bu büyük günah. Ne diyorsun sen? Ne günahı? Beni azat ettin Süleyman. Artık hür bir kadınım. Nikah kıymadan beraber olamayız. Aksi halde bunun adı zina olur. Aslanım, hayırdır inşallah. Hürrem. Ne olmuş ona? Yoksa sana haddini bilmeden beni mi şikayet etti? Onu bir daha sarayımda görmek istemiyorum validem. Hürrem'i göndermemi mi istiyorsun? Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Bir an evvel gereğini yapın. Validem. Aslanımla konuştum. Bir hayli öfkeli. Sen ne yaptın böyle? Malumunuz ben artık azat edilmiş hür bir kadınım.
Sultan Süleyman'a bundan gayrı nikahsız birlikte olamayacağımı söyledim. Aksi halde bu bir zina değil midir? Ben mi yanlış biliyorum? Dinimizce büyük günah değil mi? Ne yapayım validem? Bana bir yol gösterin. Haklı olduğunu düşünüyorum. Normal şartlarda doğru ve yerinde davranmışsın. Aferin. Ancak yine de bu mevzuyu tetkik edip usuller neye emrediyorsa onu yapmak gerek. We'll be right back.